Merhaba arkadaşlar, ben Özlem ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte çok güzel, çok keyifli ders yapacağız. Şimdi bugün ne öğreneceğiz acaba? Bugün karşımızdakine e, nasıl hitap edeceğimizi İngilizce olarak. Hani biz diyoruz ya işte Özlem Hanım, işte Aytaç Bey derken Türkçede kullandığımızda ama İngilizcede ben bunları nasıl söyleyeceğim? Karşımdakine Elizabeth Hanım nasıl diyeceğim? İşte bunları öğreteceğim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Onlarda Elizabeth Hanım ya da işte John Bey diye bir şey yok arkadaşlar. İsimlerin başına kullanmıyorlar. Yani isimlerin önünden herhangi bir gelen bir niteleme yok. Onun yerine soy isimleriyle hitap ediyorlar. Yani soy isimlerini kullanıyorlar. Bakın bu çok önemli. Erkekse karşınızdaki evli ya da bekar fark etmez o insana... Kullanacağınız, o kişiye diyeceğiniz şey mister. Erkeklere mister. Hani şeyde vardı işte Mr. Bean, komedyen vardı filmi hatırlarsınız. Mr. Bean, oradan aklınıza kalsın. Mr. Bean demek ki erkeklere ayırt etmeksizin mister diyebiliyoruz. Evet, peki kadınlarda durum nasıl? Burada durum şöyle. Eğer evliyse karşıdaki kişi, Mrs. Evliyse, Mrs., Kısaltılmışı da şu şekilde işte gördüğünüz gibi buraya yazdım. Şuradakileri noktaları da koyayım. Evet. Şimdi burada da nasıl arkadaşlar? Mrs. Bunlara da e, diyorsunuz ki Mrs. Ümit. Mrs. Smith. Hatırlıyor musunuz? Brad Pitt'te e, Joe Angelo güzel bir filmi vardı. E, Mr. and Mrs. Smith. E, onlar işte evli oldukları için Mr. and Mrs. Smith. Değil mi? Onu da aklınızda filmden kalsın. Geldik. Geldik buraya arkadaşlar. Bunda eğer karşınızdaki kişi evli değilse 10 kişiye de Miss diyoruz. Hani şey vardı hatırlıyor musunuz? Güzel yaşamalarında buralarında yazıyor böyle işte Miss Turkey değil mi? Bayan Türkiye diye Miss Turkey. Orada belki kulağınızda kalmıştır. İşte bu da evli olmayanlar. Evli olmayan kadınlar için kullanılıyor. Miss. Peki, kısaltılmışı burada. Bu ne pek? İşte o hayat kurtarıcı. <laughs> Nasıl hayat kurtarıcı? Şimdi zaten bir haksızlık yapılmış. Erkeklere Mr deyip göndermişler. Herkes Mr evli, evli olmaksızın fark etmiyor. Ya bayanlar için Mrs mi diyeceğim, mi, ay Miss mi diyeceğim? Hangisini diyeceğim? Evli mi, değil mi? Bekar mı? İşte bu kargaşayı ortadan kaldırmak için şu sevimli, çok tatlı miz. Okunuşuna çok dikkat edin lütfen. Miz. Z, z. Bunlar hepsinde S ile biterken bunu da miz. İşte bu arkadaşlar. Bunu ben şöyle bir kalp yapıyorum. Ve diyoruz ki miz. İsterseniz karşınızdaki evli olsun, bekar olsun fark etmez. Aynı buradaki mister gibi bu da Ms. O yüzden ikisini bilmeniz aslında sizin için yeterli. Mr. Smith, uh, Mr. Smith, Mr. Smith, Ms. Smith de diyebilirsiniz. Benim için mesela Ms. Ümit diyebilirsiniz. Okey? Burası böyle. Bir de Sir ile Madam var. Sir ne zaman kullanıyor? Madam ne zaman kullanılıyor? Bunlar da Hani diyelim ki işte yurt dışında alışveriş merkezindesiniz, restoranttasınız. Karşınızdaki kişi zaten sonuçta sizin ismini, soyadınızı bilmiyor ve nasıl hitap edecek size? İşte ne istersiniz efendim, ne istersiniz hanımefendi derken onu da şu şekilde söylüyorlar. İşte what would you like to drink sir? Ya da how can I help you? Can I help you sir? Can I help you madam? Can I help you sir? İşte bu durumlarda da sir madam kullanılabiliyor. Ladies and gentlemen. Evet, bayanlar ve baylar, değil mi? Ladies and gentlemen bir gruba hitap ediyorsanız da o zaman bunu kullanabilirsiniz. Bu da bizden yine bir şekilde farklı. Çünkü biz ne diyoruz? Baylar, bayanlar diyoruz. Ama onlar da önce ladies first diyoruz. Bayanlar önce. O yüzden de ladies and gentlemen diye e, kullanılıyor. Evet, Şimdilik bu kadar arkadaşlar ee, ve e, bir dahaki videoda derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.